Merhaba değerli dinleyicilerim. Bu korku hikayesi halk arasında anlatıla gelen anonim bir hikaye. Gece misafir oldukları evde cinlerle ilgili benzersiz bir olay yaşayan iki kişinin hikayesini anlatacağım. İyi dinlemeler. Ahmet Asım, Anadolu'nun köylerinden birinde yaşayan, çok sevilen, cesur yürekli, yokluk görmüş, yardımsever biriymiş. Köy muhtarının yardımcısıymış. Bir kızı varmış. Onu da evlendirmiş. Başka çocuğu olmadığı için eşiyle yalnız yaşıyorlarmış. Bir gün muhtarlıkta çalışırken köyde yaşayan, kimi kimsesi olmayan yetim Mustafa gelmiş. Asım dayı, sana bir diyeceğim var diyerek söze başlamış. Gün görmüş Asım baba tebessüm edip, yeğenim sen aşık olmuşsun. De bakalım sordun mu kimmiş, kimlerdenmiş demiş. Mustafa, adı Halime'ymiş. O da benim gibi yetimmiş. Hasta bir halası varmış, onunla kalırmış demiş. Asım baba, git bana... karar vermişler. Muhtar geceyi geçirmeleri için köy odasını hazırlatmış. Biraz sohbetten sonra Osman ben uyuyacağım demiş ve daha Asım baba yatağına gitmeden Osman horlamaya başlamış. Asım baba şunun yastığını düzelteyim de horlaması dursun derken tam o anda bir kara sinek Osman'ın burnundan çıkıp vızıldamaya başlamış. Osman'ın horlaması birden kesilmiş. Sinek odanın içine bir müddet dolandıktan sonra yerdeki tahtın oyuğundan içeri girmiş. Asım baba da eliyle oyuğun ağzını kapatıvermiş. Böyle yapınca dışarı çıkmak isteyen sinek eline çarpmaya başlamış. 5-10 saniye sonra Osman büyük bir acıyla inlemeye başlamış ve nefesi kesilmiş. Asım baba o an elini delikten çekip Osman'a seslenmeye yeltenmiş. Elini çekmesiyle oyuktan çıkan sinek tekrar Osman'ın burnundan içeri girmiş. Sonra Osman nefes nefese kan ter içinde uyanmış. Asım baba ne oldu sana diye sorunca Osman kötü rüya gördüm. Rüyamda uçuyordum. Birden kara bir deliğe girdim ve orada hapsoldum. Çıkamadım. Sonra havasız kaldım. Tam ölüyordum ki uyandım demiş. Asım baba korkma ben seni beklerim. Yine olursa uyandırırım diyerek Osman'ı sakinleştirmiş. Ama öte yandan içini bir huzursuzluk kaplamış. Gecenin ilerleyen saatlerinde Osman yerde yatarken Asım baba yatağı sedirin üzerinde uykusuz gözlerle oturuyormuş. Bir müddet sonra kapının ardından bazı sesler gelmeye başlamış. Silahını alıp yatağından doğrulmuş. Kapı hem kilitliymiş hem de arkasında demirden bir sürgü varmış. Sesler giderek artmaya, uğultuya dönüşmeye başlamış. Kilit açılmış. Kapının sürgüsü kendiliğinden çözülmüş. Yavaş ve uzun bir gıcırtıyla kapı ardına kadar açılınca Ahmet Asım gördüklerine inanamamış. Uzun, arkası gözükmeyen bir kalabalık. Kimi uzun, kimi kısa. Hele en öndeki çok uzun boylu, ayağına kadar uzun elbiseli, yüzünün yarısı tıraşlı, yarısı göbeğine kadar sakallı, onun yanındakinin kolunun biri uzun biri kısa, başı silindir gibi, kiminin ayakları ters, kiminin başı bir sürü kişi tek sıra halinde içeri giriyormuş. Hemen silahını üzerlerine doğrultmuş. Her biri bir yana kaçışmış. En öndeki liderleri o silahı kaldır ve in oradan aşağı çekil diye seslenmiş. Asım baba inersem zarar verirler diye düşünüp yavaşça yatağına oturmuş. Ayaklarını uzatıp silah elinde beklemeye başlamış. Sabaha kadar bir girip bir çıkmışlar. Asım babayı oradan aşağı indirememişler. Bu böyle 4-5 defa kadar tekrar etmiş. Asım baba yorgunluktan helak olmuş. Bir an uykuya dalmış. İşte o an takır takır diye bir ses ve sırtında büyük bir acıyla kendini yerde bulmuş. Meğer ayaklarından tutup yere sürüklemişler. Gözlerini açtığında kimi sedirin üstünde, kimi duvardan geçmekte, kimi yerdeymiş. Reisleri
Al arkadaşını git. Üstüne basarlarsa ömür boyu sakat kalır. Atlarınızı ters çevirdik. Bize yol verseydin bunlar olmazdı, demiş. Asım Baba hemen Osman'ı kaldırıp atları kurtarmaya koşmuş. Atlar gerçekten de ayakları havada, sırtları yerde acı içinde kıvranmaktalarmış. Binbir zorlukla atları ayağa kaldırıp sakinleştirmeyi başarmışlar. Sabah ezanı okumaya başlayınca Asım Baba'ya bir ferahlama gelmiş. Osman ise hiçbir şeyin farkında değilmiş. Asım Baba Osman'a "Git atları gezdir biraz rahatlasınlar" diyerek onu oradan uzaklaştırdıktan sonra Muhtar'a gidip olanları anlatmış. Muhtar, "Çokça vakittir kimse kalmadı burada. En son 2 sene önce böyle bir şey yaşanmıştı. Gittiler sandım. Sizi korkutmak istemediğim için anlatmadım," demiş. "Bazı geceler gelirler ve oradan geçip giderler. Yol verirsen zarar vermezler," demiş. Daha sonra Asım Baba bir hüddama da olanları anlatmış. Hüddam Hoca da "Oradan uzak durun. Orası cin geçidi," diye anılır. "Çok tehlikeli bir bölgedir. Bir daha sakın oraya gitmeyin. Yoksa bir daha bu kadar şanslı olmayabilirsiniz," demiş. Asım Baba, "Cin geçidi ne demek?" demiş. Hoca da, "Cin geçidi, onların yaşadıkları, kabilelerinin toplandıkları ve gezdikleri yerdir," demiş. Değerli dinleyicilerim, bir korku hikayesinin de sonuna geldik. Bu esrarengiz anonim hikayenin gerçek olup olmadığını tabii ki Yüce Allah bilir. Sizler bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip ederek yeni videolar yayınlanmadan önce haberdar olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Her şey siz dinleyicilerim için. Allah'a emanet olun.